Evet. Osman Bey'in de gözlemlerinden yola çıkıp oradan devam etmem gerekirse aslında uzun zamandır Türkiye'de biz bütün seçimlerde güçlü olan mı kazanacak, haklı olan mı kazanacak bunun mücadelesinin verildiğini görüyoruz seçimlerde. Seçimler bu mücadelenin verildiği bir alan haline geldi. Bütün siyasal sistemlerde aslında kimin yöneteceğini belirleyen bir güç unsuru her yerde vardır. Zor kullanma gücü, mali güç, manevi güç, psikolojik güç, bütün bunlar vardır. Ama bir de demokratik sistemlerin temel meşruiyet kaynağını oluşturan haklı olmak unsuru vardır. Bu haklı olma unsurunu da belirleyen, kimin haklı olduğunu belirleyen en önemli araçlardan bir tanesi de seçim aracı, seçim mekanizması. Fakat uzun süredir Türkiye'de seçimler aslında bu niteliğini kimin haklı olduğunu belirleyen bir araç olma niteliğini kaybetme eğilimine girdi. Aslında toplumun bir kesimi şu veya bu nedenle güçlü olanın peşinden gitmek yönünde bir eğilim gösteriyor. Ya buna inandığı için yapıyor bunu ya da çıkarları nedeniyle bunu yapıyor ya da elinde başka bir imkan olmadığı için, korktuğu için, kaygılandığı için bunu yapıyor olabilir. Burada güç derken de neyi bahsediyoruz? Seçimler zaten hep uzun süredir söylediğimiz gibi adil ve özgür olma niteliğini büyük ölçüde yitirdi. Seçimlerde büyük bir aslında güçlü olanın kim olduğuna dair bir gösteri, bir şov aslında, bir tiyatro sahneye konuluyor. Sokaklardaki ilanlar, medyadaki büyük güç, hegemonya yoluyla güçlü olanın kim olduğu bir şekilde an be an bize gösteriliyor. Bunun yanında da toplumun büyük bir bölümü ve aslında kimin yöneteceğiyle ilgili bu noktadan hareket etmiyor. Haklı olanın yönetmesi gerektiği ve demokratik meşruiyet mekanizmalarını hala kimin yöneteceği sorusunun yanıtının temeli olarak kabul etmeye devam ediyor. Yani bu aslında siyasal açıdan bakarsak bir süredir biz Türkiye'de bu anlamda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Güçlü gücün, hukukun ve meşruiyetin önüne geçmeye çalıştığı, birçok yerde de önüne geçebildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında demokrasiyi geriye getirmenin, korumanın ve geriye getirmenin en büyük güvencesi vatandaşların ve elinde örgütlülük gücü olan, temsiliyet gücü olan, toplumu hareketlendirme gücü olan siyasal elitlerin demokratik meşruiyet kaynaklarına olan bağlılıklarını unutmamaları, yitirmemeleri ve çok sıkı bir şekilde buradan hareket ederek politika yapmaları. Vatandaşların da aynı şekilde bunu hiçbir zaman barışçı bir şekilde unutmamaları. Aslında ben Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını da bu şekilde değerlendirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü